Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tüttere tütün üreticisinin hakkını savunmak için kürsüden ayrılmıyor. Onların çığlığını dile getirmeye devam ediyor. Her ne kadar sesi kesilmiş olsa da kürsüden ayrılmıyor. Adıyamanlı bütün Türkiye'deki tütün üreticilerin sesi olmaya devam ediyor. Filip amcanın yanında, Abdülhamid'in yanında ol. Abdülhamid'in yanında ol. Sohbet sensin. Konuşma. Konuşma. Tanımaz. Asil, konuşma. Sakin ol. Asil yapma. Evet. Tütün üreticisinin hakkını aramak suç oldu. Çekilsin. Sakin ol. Asil sana ne Adıyaman'ın yüzüne? Sana ne? Sen sen Polatya'dan tutunacak mısın? Niye konuşma, konuşma. Haksız herif. Sen yiğitsen gel yanıma, yiğitsen. Sen kimsin bana sansın? Sen kimsin? Sen kimsin? Sizden mi? Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Gel. Haksız herif. Haksız'a bak. Bana saldırıyor, bana vuracakmış. Gel. Sen diyesin. Aha, aydaksın. Saldırıyor. Kimi durdurma şimdiye kadar. Hayır, ne oldu? Tütüne sahip çıktığımız için AKP'li vekiller saldırıya geçti. Hassizler. Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tüttere tütün üreticisi hakkına sahip çıktığı için. Tütüncüye sahip çıktı. Sahip çıkamıyorsun milletvekiline saldırıyor. Evet, tütün üreticisine sahip çıkmaya provokasyon diyor. Tütün üreticisine sahip çıkmaya provokasyon dedi. AKP milletvekili tütün üreticisine sahip çıkmaya provokasyon dedi. Duydunuz. Adıyaman milletvekilimiz orada hakkı savunurken tütün üreticisini savunmak provokasyondur dedi. Provokasyondur dedi. Tütün üreticisine sahip çıkmaya provokasyondur dedi. Provokasyondur dedi. Adıyaman'da bir milletvekilimiz tütün üreticisine sahip çıkarken AKP'li vekil provokasyon yapıyorsunuz dedi. Bizim yanına gidemeyenler mecliste milletvekiline saldırıyor. Tütün üreticisine sahip çıkan milletvekillerimize provokatör dedi. Emek veren insanlara sahip çıkmak provokatörlükmüş. Bravo Abdurrahman. Yöneticinin yanına gelsen buraya. Gel sen buraya. Ne oluyor ya? Devam et, devam et. Devam et. Kimse hiç etkisi yok. Bu arkadaş da etkisi. Bu arkadaş saldırıyor. Bana mı söylüyorsun? Bana mı söylüyorsun? Arkadaş. Devam edeceğiz. Gelin. Fransız silgisayar destek verin. Çok silgisayar destek verin. Küfür mü? Küfür mü? Yalan yakışıyor mu sana ya? Kime küfür etmiş? Tutar küfür etmiş. Ayıp ya. Abi kime ayıp ayıp yakışıyor mu? Yakışıyor mu sana ya? Asla küfür etmez. Hayır. Asla. Haksızdır. Siz gelin. Asla. Asla. Ayıp ya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Televizyonları başlarında bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza ve tütün üreticilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden saygılar ve selamlar. Değerli milletvekilleri, geçen hafta sonu özellikle başta seçim bölgem olan Adıyaman, Malatya, Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren
zulüm yasasına karşı halkın tepkisi vardı ve tütün üreticileri, emekçiler, esnaf, halk Türkiye'nin her tarafında bu zulüm yasasına karşı tepkilerini koymak için alanlara çıktılar, meydanlara indiler, yolları kapattılar. Tabii tütün esnafı, tütün üreticisi yıllardan beri, özellikle 20 yıldır AK Parti iktidarından çözüm bekliyor. Bu konunun gerçekten bütün ayrıntılarıyla yasal bir zemine, güvenceye kavuşmasını bekliyor. 20 yıldır halk bekledi, ancak gelinen noktada bir arpa boyu yol alınmadı. Şimdi biz bu eylemler sonrasında özellikle AK Parti cephesindeki açıklamalara baktığımızda bu konunun iktidar tarafından anlaşılmadığını üzülerek görmekteyiz. Onun için buradan tekrar ifade ediyorum. Tek başına içim özeline sahip tütünler, özellikle Adıyaman, Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin 13 ilinde üretilen tek başına içim özelliği nedeniyle de dünyada bir marka olan tütünlerdir. Bu tütünle ilgili Türkiye'de üreticiler, bu işin pazarlamasını yapan esnaflar ve bunu tüketenler olmak üzere birçok kesim bu tütünle yakınla ilgilidir. Yani sarmalık tütün meselesi sadece Adıyamanlı'nın meselesi de değil. Sarmalık tütün meselesi Türkiye'nin meselesidir, milyonların meselesidir. Sarmalık tütün meselesi bir ekmek mücadelesidir, bir onur mücadelesidir. İnsanların ekmeği için, onuru için sahaya dökülmelerine, taleplerini dile getirmelerine iktidar cephesinden bunlar provokatör, bunlar kışkırtıcı. Cumhuriyet Halk Partisi bunun üzerinden meydanları, sokakları hareketlendiriyor demek tek kelimeyle gerçekten insafsızlıktır, vicdansızlıktır. O insanlar sokakları hareketlenmek için değil, o insanlar çocuklarının geleceği için meydana çıktılar. Ekmekleri için meydana çıktılar, onurları için meydana çıktılar. Onur mücadelesini, ekmek mücadelesini dile getirmek adına Çelikhan'da, Adıyaman'da, Sürgü'de, Doğanşehir'de meydanlara inen insanlar yıllardır alın teriyle çocuklarına helal para kazandırmak için, helal lokma yedirmek için mücadele eden insanlardır. Onları başka adlarla nitelendirmek büyük bir ayıptır. Büyük bir ayıptır. Bir de şunu ifade edeyim. Bu insanları sokağa döken nedir biliyor musunuz? Sizin beceriksizliğinizdir. Sizin zulüm yasanızdır. 20 yıl geçti. Her seçimde söylediniz. Çözdük, çözeceğiz. Çözdük, çözeceğiz. Tamamen bu yasal zemine oturtacağız dediniz. Yapmadınız. Gün geldi, zaman geldi, 1 Temmuz geldi. Ortada hiçbir çözüm yok. İnsanlar ne yapsın? Şu anda 2020 yılı ürünü depoda duruyor. İnsanlar bunu nasıl satacak? 3 yıl hapis getirmişsiniz. Bu nasıl bir vicdan? Tütüncüye 3 yıl hapis getirmek AK Parti iktidarının eseridir. Efendim bu daha önce de yasaktı. Daha önce yasaktı. Ancak bu yasayı 3 yıl hapis cezasını getiren 2017 yılında AK Parti iktidarıdır. Siz getirdiniz. Siz bu tütüncüye söz verdiniz. Her seçim öncesi çözeceğiz dediniz. En son üreticiyi 3 yıl hapiste karşı karşıya bıraktınız. Ve onun için şu anda Adıyaman'da, Türkiye'nin her tarafta milletin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bir ay önce bu kürsüde yine çağrı yapmıştım. Bu tehlikeye dikkatleri çekmiştik biz. Malatya milletvekilimiz, Adıyaman milletvekili olarak ben söyledik, defalarca söyledik. Bakınız 1 Temmuz geliyor. Siz hiçbir çözüm ortaya koyamadınız. Bu insanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Milyonlardan bahsediyoruz arkadaşlar, milyonlardan. Siz iktidarsınız. Yetkiyi 24 Temmuz'da aldınız. 24 Haziran'da aldınız. Bunu çözmek de sizin göreviniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden söz veriyoruz. Dün tütüncünün yanındaydık. Bugün de yanındayız. Yarın da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir tehdit, hiçbir baskı Tutdere ve arkadaşlarını, değerli arkadaşlar, buradan bütün meclisteki gruplara tekrar çağrı yapıyorum. Şu an Türkiye'de milyonlar diken üstünde. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Özellikle iktidar cephesine sesleniyorum. Geçen hafta dediniz ki torba kanunu getireceğiz dediniz. Bakınız bugün
Meclisin ikinci çalışma günü. Nerede torbanız? Bir an evvel ne yapacaksanız yapın. İnsanların sabrını tüketmeyin. Bu insanları zor durumda bırakmayın. Bu memlekette bütün insanları perişan ettiniz. Bari yıllardır ekmeğiyle, onuruyla geçinen tütün üreticisini mağdur etmeyiniz. O insanlar sizden ihale istemiyor, iş istemiyor. Yandaşlarınız gibi torpil de istemiyor. Ne istiyorlar? Karışmayın bize diyorlar. Üretelim, alnımızın teriyle çocuklarımızı okutalım. Onlar kalksınlar, büyüsünler, milletine, memleketine hizmet etsin diyorlar. Böyle masum bir talebe 20 yıldır nasıl karşılık vermezsiniz? Siz vermezsiniz. Siz çünkü gözünüzü büyük sigara şirketlerine dikmişsiniz. Onlar ne diyorsunuz?